Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz motor değil. Bu motor idi. Gövdesi kullanıldı asenkron tip motorun. İçerisine neodim mıknatıs konularak, sargıları değiştirilerek özel bir alternatör yapıldı. 500 ile maksimum 600 devir arasında 220 volt üretmektedir. Şimdi makkapla test edeceğiz ki makkaba şurasına bant yapıştırdım. Yani ne kadar yavaş dönerken ampulü nasıl yaktığını göreceksiniz. Daha sonra makkabı çalıştıracağım. Onu da göreceksiniz. Evet. Şimdi arkadaşımız çevirecek. Çevirecek. Evet, çevirelim birazcık yavaş yavaş. Bakın. Şu dönüye bakın. Bir de biraz hızlandıralım. Yani 550 devirde ampulümüz daha güzel yanacak. Ben size devir düşüklüğünden bahsediyorum. Evet, duralım. Şimdi bu niçin düşük devirde yapıldı? Onu da özellikle belirteyim. Su türbinlerinde kullanılmak için yapıldı. Su türbininde buraya bir tane çark yapacaksınız. Çark suyla dönecek. Tabii suyun döndürme şeyi az, derelere yaptığınızı düşünelim. Onun için düşük devirde 220 volt elde etmek içindir. Bu neleri çalıştırır onu da söyleyeyim. Televizyon, buzdolabı, aydınlatma ve kettle'ı rahatlıkla çalıştırır arkadaşlar. Şimdi de şu makkabı test edelim. Bir saniye. Evet, şimdi bunun bağlantılarını yaptık. Krokodille ampulü çıkardım. Şimdi arkadaşımız döndürecek. Sen döndür alternatörü, bakın. Ben buraya da bant yapıştırdım. Sen döndürmeye devam et. Bak, buradan da ben. Sen döndürmeye devam et. Bu 500, maksimum 600 devirde dönerken bu 1500 devir dönüyor. Yani onu da söyleyeyim. Bakın. Şuradaki şeye bakın. Şimdi biraz hızlandı. Bakın. Bu hızlı, bu yavaş dönüyor. Çünkü döndüren az olduğu için. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmaktadır. Bunu projelerinizde, işte su türbününde veya düşünceniz vardır, free enerji deneylerinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi de şu gördüğünüz bu 40 veya 50 wattlık bir gördüğünüz gibi soğutucu, vantilatör. Şimdi arkadaşımız yine çevirsin, çevir. Bakın. Gayet güzel. Evet, gayet güzel çalışmaktadır. Ama bazı arkadaşlarımız, bunu sökelim, şarjlı makkabı takalım. Bazı arkadaşlarımız şarjlı makkapla bunu test etmeye çalışıyorlar ama şarjlı makkabın gücü nedir? Bunun gücü nedir? Bu arkadaşım 5 kilowatt, 5000 watt. Bunun gücü ise 40-50 watt. Bazı arkadaşlar da bununla deniyorlar. Tamam, denesinler. Onu da biz de deneyelim bakalım. Evet, döndürelim. Evet. Tabii bu 50 watt. Bu da 50 watt aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor. Duralım. Duralım. Şimdi bir de ampulü bağlayalım. Yine şarjlı makkapla deneyelim. Şimdi 5 kW, 10 kW, tabii güç artar, bakın. Şarjlı makkapla aşağı yukarı bu 400 veya 500 devirde şu anda. Gayet güzel. Evet, çalışmaktadır. Evet, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Dediğim gibi su türbini olarak projelerinizde, free enerji deneylerinizde, istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, ne çalıştırır? Gördüğünüz gibi ampul, makkap, ispirel, vantilatör, ve normal bir de buzdolabını çalıştırabilirsiniz. Evet, projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.